Arkadaşlarım merhabalar. Şimdi tasavvuf edebiyatı sanatçılarını işleyeceğiz ve böylelikle halk edebiyatını sona erdirmiş olacağız arkadaşlar sizinle inşallah. Şimdi arkadaşlar tasavvuf edebiyatı sanatçılarında hem divan edebiyatında hem de tasavvuf edebiyatında sayılacak sanatçılar var. Mesela kim gibi? Mevlana gibi. Mevlana'yı siz divan edebiyatında da işleseniz olur, tasavvuf edebiyatında da işleseniz olur. Arkadaşlar Mevlana çok ünlüdür zaten değil mi? Büyük bir hoşgörü sahibidir kendisi. 13. yüzyılda Anadolu'nun en büyük tasavvuf şairidir. İslam dinine tam bir ihlasla bağlıdır. Doğuda ve batıda büyük bir sanat, bir duyuş, düşünüş ve inanış cereyanının coşkun kaynağıdır. 1244'te Konya'ya gelmiş, Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra tasavvufa gönül vermiştir. Biliyorsunuz arkadaşlar Şems-i Tebrizi hocasıdır. Ona çok büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle bağlıdır. Birisi gelmiştir kendisine Şems-i Tebrizi'nin selamı var demiştir. Ona kavuğunu vermiştir. Yanındakiler sormuştur. Neden böyle bir şey yaptın? Yani belki o yalan konuşuyordur, yalan söylüyordur. Ben onun söylediğinin yalan olduğunu biliyorum. Eğer gerçek olduğunu bilseydim kellemi verirdim demiştir. O kadar aşkla ve sevgiyle bağlıdır hocasına. Eserlerini Farsça yazmasına rağmen hem Türk mütesavvıf şairleri hem de diğer Müslüman şairler üzerinde etkili olmuştur. Mevlana'nın ölümünden sonra çeşitli şehirlerde Mevlevi dergahları açılmıştır. Bu Mevlevi dergahlarını oğlu Sultan Veled açacaktır. Kendisi açmamıştır. Bunu sakın unutmayın. Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasında bu tarikatın büyük etkisi varmış. Yalnız sadece şu noktayı iyi bilin. Mevlana arkadaşlar eserlerini Farsça yazmıştır. Türkçeyi edebiyat yapacak kadar o dönemde gelişmiş bir dil olarak görmüyor. Tabii onun kendi görüşü. Mevlana için ölüm bir son değil başlangıçtır değil mi? Ölümü Şeb-i Arus olarak görür. Şeb-i Arus, sevgiliye kavuşma günü olarak görür Mevlana ölümü. Vahdedi vücut yani Allah birliği nazariyesini bulunur. Her dinden, her mezhepten, her milletten, her insanı insan olduğu ve büyük bir yaratıcıdan bir nur taşıdığı için sevmek inanışındaki İslam panteizmi onun eserlerinde mevcuttur. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fi-i Mafih, Mektubat, Mecalisi Seba gibi arkadaşlar eserleri vardır. Özellikle Mevlana'nın çok büyük bir hoşgörü sahibi olduğunu sakın unutmayın. Günümüzde hiçbir insanda bulunamayacak büyük bir hoşgörüye sahiptir. Ne diyor? Gel, ne olursan ol, yine gel. Kaç kere dininden dönmüş olursan ol, yine gel. İster putperest, ister Hindu, ister yamyam fark etmez. Ne olursan ol, yine gel diyor Mevlana. Geçtik arkadaşlar. Mevlana'dan sonra Hacı Bektaşi Veli geliyor. Hacı Bektaşi Veli de asıl adı Seyit Muhammed bin Atadır. Gerçekten bizim için çok önemlidir. Hangi yönlerden önemli olduğunu hemen söyleyeceğim. Bir kere Bektaşilik tarikatının kurucusu olması bakımından çok önemlidir. 13. yüzyılda yaşamış, Türkistan'ın Nişabur şehrinde doğmuş Ahmet Yesevi'nin isteğiyle Anadolu'ya gelmiştir. Bakın Ahmet Yesevi'nin öğrencisi ve Anadolu'da neyi yayıyor? Az önce anlattığım size tasavvufu yayıyor. Bilinen en önemli eser arkadaşlar makalattır. Makalat. Bunu artık söyleyişte, telaffuzda siz nasıl söylemek istiyorsanız öyle söyleyin ama aslı herhalde makale. Sohbetler sözler anlamına gelir. Hazreti Adem'in yaratılışı, şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konular işler. Kitab-ül Fevaid, Fatiha suresi, tefsiri, şatiye, Hacı Bektaş'ın nasihatleri, besmele şerhi, Hadis-i Erbain şerhi, makalat-ı gaybiye ve kemalat-ı ayniye önemli eserler arkadaşlar ama biz hangisini bilelim hocam bunlar bizim kafamızı karıştırdı diyorsanız makalatı bilmeniz sizin için yeterlidir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş bulunduk. Arkadaşlar bu dönemde bir de Hacı Bayram-ı Veli var. Bunu slaytımıza almamış. Kısaca size yine Hacı Bayram-ı Veli'den bahsedeyim arkadaşlar. Hacı Bayram-ı Veli'nin asıl adı Numan bin Ahmet'tir. Ankara'da Solfasol Zülfasıl köyünde doğmuştur. Medrese eğitimi almış ve müderrislik yapmıştır. Müderris arkadaşlar medrese öğretimi yani üniversite hocası o dönemin profesörü gibi düşünün.
selamıyla daveti getirmiş, baş üstüne diyerek Kayseri'ye gitmiş. Somuncu Baba ile buluştukları gün Kurban Bayramı'dır. Evet, Somuncu Baba da arkadaşlar hayatında önemlidir. Somuncu Baba'nın iki bayramı birlikte yaşıyoruz ifadesinden sonra Bayram-ı Veli adını alır. Yani Somuncu Baba'ya demiş ki iki bayramı birlikte yaşıyoruz demiş. O da Bayram-ı Veli adını almış arkadaşlar. Bunun dışında da söylenebilecek başka bir önemli durum yok. Özellikle Bayramilik tarikatının kurucusu olduğunu bilin ve Ankara civarlarında yaşadığını bilin. Bu sizin için yeter. Geçtik arkadaşlar tasavvufun diğer önemli bir ismi Yunus Emre'ye. Yani Yunus Emre'yi de mutlaka ayrı bir yer açmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Yunus Emre de bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Eskişehir'de doğup büyüdüğü söylenir. Hayatı efsanelerle örülmüştür. Dili sadedir. Allah inancını ve sevgisini işler. Allah inancını ve insan sevgisini o kadar üst düzeyde tutar ki yaradılanı severim, yaratandan ötürü der. Yine Mevlana'da ki olduğu gibi büyük bir hoşgörü vardır Yunus Emre'de de. Coşkun bir lirizm, lirik bir şairdir. Şiirinde hem aruz hem ece vezni kullanmıştır. İlahi denince akla hemen o gelir. Ne diyeceksiniz? Yunus Emre, Yunus Emre, Yunus Emre hani vardı ya şarkı. Aynen öyle. İlahi denince akla tarzında hemen kim gelecekmiş? Yunus Emre gelecekmiş. Bir gönül adamıdır. Halka beraberliği, doğruluğu, gönül kazanmayı, dostluğu öğütlemiştir. Dünyaca tanınmıştır değil mi? UNESCO Yunus Emre yılı ilan etmiştir. UNESCO Mevlana yılı ilan etmiştir. Çünkü tüm insanlığı kapsayıcı olduğu için bunlar evrensel kişilerdir arkadaşlar. İki önemli eseri var. Birincisi Divan, ikincisi de Risaletün Nusriye isimli eserleri önemlidir. Bakın ne güzel söylüyor. Diyor ki bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bakın eğer bir insanın gönlünü kırdıysan senin o kıldığın namaz hiçbir işe yaramıyor diyor. Gördüğünüz gibi gönül yapmayı o kadar çok seviyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Yunus Emre'yi de görmüş olduk sizinle birlikte. Sıradaki sanatçımız kimmiş? Ahmet Fakih'miş. Yine Ahmet Fakih de arkadaşlar hem divan edebiyatında hem de tasavvuf edebiyatında işlenecek şairlerden bir tanesidir. Anadolu'da Türkçe tasavvuf şiirleri söyleyen Sofi şairdir değil mi? Bakın Türkçe söylemesi önemli. O dönemde Türkçeyi savunması, Türkçe söylemesi önemli. Çünkü biz İran, Arap kültürüne girdiğimiz için Arapça, Farsça kelimeler kullanmayı şiirde. O zaman şu an nasıl İngilizce konuşmayı bir ayrıcalık sayıyorsak, İngilizce kelimeler kullanmayı bir ayrıcalık sayıyorsak, o zaman da onları kullanmayı bir ayrıcalık sayıyormuşuz kendimize. Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Veled'den ders almış. Bu açıdan da önemli. Geniş din bilgilerine sahip bir fakih olarak büyümüş, şöhret kazanmış. En önemli eseri Çahname'dir arkadaşlar. Gülşehri'ye baktığımız zaman değil mi? Nevşehir'de bir ilçeye ismini veren Gülşehri, Anadolu Türkçesi ve tasavvuf açısından önemlidir. Türkçeyi bir sanat dili haline getirmeye çalışmış. Felakname, Aruz Risalesi, Mankut Tayır önemlidir. Arkadaşlar özellikle Reşidüddin Attar tarafından yazılan Mankut Tayır'ı edebiyatımıza çevirmesi çok önemlidir. Mankut Tayır adlı eserinde Türkçe'ye bir kuş inceliği ve ahengi kazandırmaya çalışmış. Bu eserde kuşlar arasına geçen tasavvufi konuları anlatmıştır. Arkadaşlar kim bunu yapmıştır? Gülşehri yapmıştır. Şimdi geldik Kaygısız Abdal'a. Arkadaşlar Kaygısız Abdal, Alevi Bektaşi şiirinin kurucusu kabul edilen Kaygısız Abdal 15. yüzyılda yaşamıştır. Kurucusu kabul edilir. 14. yüzyılda erenlerinden Abdal Musa'ya mensuptur. Yunus tarzı söyler, şiirlerini samimi, lirik, derin bir heyecan, zeka çizgileriyle ve bir inanış serbestliğiyle söyleyen kuvvetli bir halk tasavvuf şairidir. Şiirlerinde dile sade, yer yer mertlik sahnelerini hatırlatan gizli bir kahramanlık ve bir destan dili vardır. Eserleri, manzum eserleri mesela hangileridir? Divan, Gülistan, Mesneviler, Gevhername, Minbername, Dolapname, Salatname. Yani şiir halinde yazdığı eserleri bunlar.
mensur eserleri var, yani düz yazı şeklinde yazdığı eserleri var. Budalaname, Mikletename, Vücutname, Risale-i Kaygısız. Bir de arkadaşlar hem manzum hem mensur karışık yazdığı eserleri var. O da Dilguşa ile Saray Name'ymiş. Bunu da arkadaşlar sakın ama sakın unutmayın. Onun dışında da bunun hakkında da söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Bunu da geçtik. Geldik arkadaşlar. Hacı Bayramı Veli'yi ben az önce anlattım, almamış dedim. Demek ki almış. Bu da benim bu da benim dikkatsizliğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hacı Bayramı Veli'den ama benim anlattığım yerlerinde de yine çoğu burada yok yani. Onun için de sizin için güzel almış. Kuvvetli bir medrese tahsili görmüş. Müderrisliğe kadar üstlenmiştir. Bundan bahsetmiştim. Halvetiye ve Nakşibendiye tarikatlarını birleştirerek Bayramiye tarikatını kurmuştur. Bundan da bahsetmiştim. Anadolu'daki milli edebiyatın ve tasavvuf hayatının gelişip yayılmasına büyük rolü vardır. Mevcut bir eser olmamakla birlikte bugün elimizde aruzda yazılan iki hece ile üç şiiri bulunmaktaymış. Şimdi geçtik arkadaşlar. Pir Sultan Abdal'a. Bakalım Pir Sultan Abdal'a arkadaşlar. Asıl adı Haydar olan Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda Sivas'ın Banas köyünde yaşamıştır. Değil mi? Ve daha sonra Hızır Paşa tarafından yine arkadaşlar Sivas'ta ne yapıyor? Öldürülüyor. Aynı şekilde. Bu açıdan önemli mesela. Bu açıdan bir özelliği bakımından bizim karşımıza çıkabilir. Tasavvuf, tabiat, aşk, halkın gerçek yaşayışı ile ilgili işler divan edebiyatından etkilenmemiş değil mi? Divan edebiyatı dili sade. Sade ile yazılmış. Hece ölçüsüyle yazmış. Bazen isyancı bir ruhu, bazen de toplumunun sosyal konularına rahatlıkla eğilen ve onları acımasızca eleştirebilen yanları vardır. Acımasızca da bazen arkadaşlar ne yapabiliyor? Eleştirebiliyor. Bunu da söyledik. Kim bunu yapan? Pir Sultan Abdal. Ve arkadaşlar son olarak Niyazi Mısri'yi almış. Bundan sonra slide bitiyor, onun için korkmayın. Yani yine ben bundan bahsetmemiştim, pat diye bir sanatçı çıkmayacak. Şöyle söyleyeyim burada da size. Niyazi Mısri'de tahsil ve terbiyesini Mısır'da tamamladığı için Mısri lakabını almış. Arapça ve Türkçe çok sayıda manzum ve mensur eseri bulunan Niyazi Mısri aruzla yazdığı şiirlerde Nesime Fuzuli, heceli yazdıklarının ise Yunus Emre etkisinde kalmış. Yani hem aruz hem hece ölçüsüyle eser veren bir sanatçı. Yunus Emre Şatiyesini açıklamıştır. Divan, Risale-i Vahdidi Vücut, Sure-i Yusuf Tefsiri, Şerh-i Nutkan-ı Yunus Emre, Şerh-i Esma-i Hüsna, Mektubat-ı Divan-ı İlahiyat, Resile-i Tüt Tevhid, Esile ve Evcibe, Risale-i Devriye diye arkadaşlar eserleri var. Bunu da bu şekilde bilin. Bunun dışında arkadaşlar bir Kazak Abdal'dan bahsedeyim size. 17. yüzyılda yaşamış Romanya Türklerindendir. Eserlerini sade bir dille yazmıştır. Bektaşi şairidir. Toplumun ya da insanların aksiyon yönlerini eleştirdiği yergilerde mizahi bir hava önemlidir Kazak Abdal'da. Bir arkadaşlar Aziz Mahmut Hüdayi'den bahsedeyim. O da 17. yüzyıl sanatçılarından. 17. yüzyılda yaşamış, 8 Osmanlı padişahı görmüş, gönül ehli bir seyyardır. Asıl adı Mahmut olup Hüdayi ve Aziz isimlerini sonradan almıştır. Ankara'nın Koçhisar ilçesinde doğmuş, çocukluğunu Sivrihisar'da geçirmiştir arkadaşlar. Aşka düşürdün kendüzün, neyleyim gönül seni, bir oldu gece gündüzün, ah neyleyim gönül seni diye de arkadaşlar Aziz Mahmut Hüdayi'nin bir şiiri var. Bu şekilde arkadaşlar tasavvuf edebiyatı sanatçıları da bitmiş bulunmakta. Ben burada olmayanları da size söyleyerek arkadaşlar aslında hani hiçbir şey kaçırmayalım. Olur ya çok ayrıntı bir soru gelirse oradan da size yararım olsun diye arkadaşlar. Bunları da slaytımda olmadığı halde size söylüyorum ki mutlaka bu söylediğim yerleri de slaytta yok diye sakın es geçmeyin. Bunları da dinleyin arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.